Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çalınan mühimmatlar Türkiye'nin 81 ilinde çeşitli yerlere gömüldü ve sahte belgeler sayesinde hedef alınan isimlerle ilişkilendirildi, tertipler kurgulandı. Mühimmatların gömülmesini eski AKP milletvekili İhsan Arslan'ın başında olduğu özel bir ekip planladı. Ekibin merkezindeki isimlerden Orhan Aykut, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Ramazan Akyürek'le Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer'in de kendilerine yardım ettiğini açıkladı. Eski AKP milletvekili İhsan Arslan'ın kurduğu özel ekipte yer alan Orhan Aykut, bu ekibin Ergenekon ve Balyoz tertiplerindeki rolünü açıkladı. Orhan Aykut, Ergenekon ve Poyrazköy soruşturmalarında gündeme gelen gömülü mühimmatların sırrını ulusal kanala anlattı. Sahte deliller üretildi. Hepsi yapıldı. Orhan Aykut, AKP'li İhsan Arslan'ın başında bulunduğu bir ekibin Türkiye'nin birçok noktasına silah ve mühimmat gömdüğünü söyledi. Zir Vadisi'nde bulunduğu öne sürülen silahlar da gömülenler arasında. Türkiye'nin 81 ilinde de gömüldü yani. Her tarafta gömdüler. Kafasını kaldıran onu alıp işte bu silahlar ona irtibatlandırılıyor. 2005'ten sonra başladılar gömmeye. Örneğin Zir Vadisi'ndeki silahları bizzat Ankara istihbaratı gömmüş. İhsan Arslan'ın şeyinde olsun. O krikomrikolar yapılan belgeler hepsi İhsan Arslan'ın ofisinde üretilmiş. Sahte. Aykut, Poyrazköy'de bulunan silahların da İhsan Arslan'ın elemanları tarafından yerleştirildiğini söyledi. Poyrazköy'de var. Mesela örneğin Bedrettin Dalan'ı diskalifiye etmek için, okullarını kapatmak için onun toprağında da gömdüler. Ben biliyorum bunu. Arsasına gömdüler ki onu diskalifiye etmek için yani. O okulları kapatmak için. Ama kendileri gömmüş işte. İhsan Arslan'ın yanındaki en az 1000 kişi çalışan kişiler. Ancak İhsan Arslan bu işte yalnız değil. Aykut'un anlatımına göre polis içindeki istihbaratçılar da Arslan'a yardım ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Ramazan Akyürek de, Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer de olayın içinde. Bunların içinde savcısı da var, hakimi de var, polisi de var, doktoru da var. Bunlar büyük bir çete. İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek işte çete başı. Ali Fuat Yılmazer, istihbarat şube müdürü. Al sana çete başı. Bunun emrinde kaç bin tane polis var. Mühimmatlar bir merkezde kayıt altına alınıyor, gömülüyor ve istenen kişilerle ilişkilendiriliyor. Mesela adam Manisa'dan yüklüyordu, silahları getiriyordu, gömüyordu. Mesela bazen otelde oturuyorduk, belgeler geliyordu. İşte burada bu kadar gömülmüş, bu kadar şey yapmış, bu kadar şey yapmış. Şöyle. Kayıt altına alıyorlar yani. Tabii canım, kayıt altına alıyordular. Askeriyenin bir yerinden geliyordu bunlar. Çeşitli yerlerde. Mesela örneğin Erzincan'a da gömdüler. Erzurum'a gömdüler. Muş'a gömdüler. Her tarafa gömdüler. Yani şu anda kirikolar ellerinde. Aykut, emekli yarbay Mustafa Dönmez'i ordudan attıran mühimmatların da Sapanca'dan komşusu olan İhsan Arslan tarafından yerleştirildiğini anlattı. Ergenekon tutuklusu Öztürk de mahkemede savunmasında kendisine ait olduğu iddia edilen mühimmatları gömen kişi olarak Arslan'ı işaret etmişti. Bunlar komşu Sapanca'da. İhsan Arslan'ın korumaları yarbay Mustafa Dönmez'i tartaklıyorlar Sapanca'da. Bunlar birbirlerine giriyorlar. Kavga ediyorlar. Birbirlerini tehdit ediyorlar. İhsan Arslan bizzat emir veriyor. Zir Vadisi'ndeki silahları ona irtibatlandırıyor. Ya bu ortada, her şey ortada yani. Ya birisi kavgadan, birisi solcudur, birisi Atatürkçüdür, birisi bilmem nedir. Ondan olmayanları tek tek toparlıyorlar.